Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz Mısır'da kurulan Türk Devletleri. Biz bu konu içerisinde Abbasi Halifeliği'nin Mısır'da zaman içerisinde oluşturduğu yapılar ve onların bağımsız olma süreçlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, Mısır'da kurulan Türk Devletleri deyince aklımıza öncelikle bir kavram gelir. Tevaif-i mülk, sorularda görmüşsünüzdür mutlaka. Ben size bunu açıklayayım da sonra Tolunoğulları ve Hışidilerden bahsedeyim. Tevaif-i mülk demek, bağlı beylik demektir. Önce Abbasi Halifeliğine bağlı olup sonradan bağımsızlığını ilan eden yapılar vardır ki Tolunoğulları ve Ihşidiler gibi biz bunlara tevaif-i mülk deriz. Tekrar telaffuz etmek istiyorum. Siz yazın olur mu? Tevaif-i mülk. Tevaif-i mülk demek Abbasilere bağlı olan beyliklerin zaman içerisinde bağımsızlık kazanmasıdır arkadaşlar. Tolunoğulları ve Ihşidiler bu türdendir arkadaşlar. Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Tolunoğulları arkadaşlar 9. asır içerisinde Ahmet bin Tolun tarafından kuruldular. Mısır'da kurulan bu yapı zamanla bayındırlık alanında Mısır'ın kalkınması ve gelişmesi alanında hizmet etmişler. Biliyor musunuz? Genelde sorularda hep Tolunoğulları ve Ihşidilerini birlikte sorarlar ve hep klişe anlamda şunu öne çıkarırlar. Neden? Yani Mısır'da bayındırlık alanında iyi çalışmalarına rağmen, Mısır'da Mısır'ı kalkındırmalarına rağmen neden kısa ömürlü oldular? Tolunoğulları ve Ihşidilerin kısa ömürlü olmasını sorarlar ama durun ben size şunları söyleyeyim. Tolunoğulları Ahmet bin Tolun zamanında kurulmuş ve zaman içerisinde güçlenmiştir. Bak az önce söylemiştim, yazın olur mu? Tevaif-i mülk adı verilen küçük İslam devletlerindendir. Önce Abbasilere bağlıydı, sonradan bağımsızlığını ilan etmişlerdir. Nil nehrinin akışı için Nil havzasında, Nil'in yatağında önemli çalışmalar yapmışlar. Vallahi nehrin yatak eğimini değiştirmişler, bölgedeki tarım arazilerini iyileştirmişler ve Mısır halkının ekonomik olarak kalkınmasına sebebiyet verecek. Hani bölgede bentler, kanallar, su kanalları, baraj gibi yapıların oluşmasını sağlamışlar. Zamanla Suriye, Irak ve Filistin bölgesinde de güçlendiler arkadaşlar. Tolunoğlu Ahmet öldükten sonra zayıflamaya başlamışlar ve yeniden Abbasilere bağlandılar. Bak gördün mü? Aynen başta söylediğim iki cümleye geldiniz. Tolunoğulları tevaif-i mülktür. Abbasilere bağlıydı, sonradan bağımsızlığını ilan ettiler. Tarihimizde Tolunoğullarının önemi Mısır'da yaptıkları bayındırlık çalışmaları, açmış oldukları su kanalları, Nil havzasına yapmış oldukları iyileştirme çabaları, bölgedeki eğitim, kültür ve dahi ekonomik çalışmalarıyla öne çıkmışlardır. Gel ve lakin kısa ömürlü oldular. Neden? Kurucusunun Türk, halkının Arap olması, olur mu? Etnik yapılarının farklı olmasının ötürü arkadaşlar çabuk yıkılmışlar. Etnik yapıları farklı olduğu için, kurucuları Türk, halk Arap olduğu için arkadaşlar kısa ömürlü olmuşlar, hatırlatırım. Tolunoğullarından sonra Mısır'da Ihşidiler, sorularda Akşitler de diyebilir, şaşırmayınız. Ihşidiler, Ihşit oğulları, Akşitler de var arkadaşlar. Mısır'da kurulan, bakınız, Kahire, İskenderiye bölgesinde Ihşidiler Muhammed bin Togaç tarafından kuruldu. Ihşit oğulları arkadaşlar Tolunoğullarından sonra kurulan bir Türk devletidir. Abbasine bağlı bir valilikti. Sonradan işte gördüğünüz üzere bağımsız oldu. Ancak Ihşidilerle ilgili sorularda genelde Hicaz bölgesinin alınması çıkar. Kutsal topraklara, yani Hicaz'a, Mekke ve Medine'ye egemen olan ilk Türk devletidir, olur mu? AYT'de de çok görmüşümdür bunu. Hicaz bölgesine, kutsal topraklara, Mekke Medine'ye hakim olan ilk Türk devleti, bakınız, Ihşidiler arkadaşlar, Hicaz bölgesine. Zamanla Ihşidilerin siyasi varlığına da Fatimiler bölgede son veriyor arkadaşlar. Yavrum, Mısır'da kurulan bir diğer Türk devleti de Eyyubiler. Eyyubiler Selahaddin Eyyubi tarafından hani güçlendirilmiş, tarihimizde çok önemli bir yapı arz eder. Çünkü Hristiyan Haçlıları Kudüs'ten çıkaran ilk Türk devleti olarak bilinir ki Eyyubiler Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ile şekillenir. Arkadaşlar, Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan Eyyubi Devleti zaman içerisinde Suriye'de, Filistin ve dediğim gibi Kudüs bölgesinde hemen hemen Orta Doğu'da hakimiyetini güçlendirmiş oldu. Arkadaşlar, Selahaddin Eyyubi gayet derecede başarılı ve dirayetli bir devlet adamıdır. Dediğim gibi bölge hakimiyeti kısa sürede onun siyasi camiada hani güçlenmesine vesile oldu. Tarihimizde Eyyubiler deyince aklımıza 1187 Hıddin zaferi gelecek. 1187'de bakınız, Hıddin Savaşı ile Hristiyan Haçlıları Kudüs'ten çıkarttı. Biliyor musunuz, bu 3. Haçlı Seferi senesidir. Haçlılar 1. Haçlı Seferi'nde 1096'da İznik, Urfa, Antakya, ne yazık ki Kudüs'e kadar gelmiş. Bütün Anadolu'muzu tarumar edip Kudüs'e kadar, kutsal bildikleri Kudüs'e kadar gelmişlerdi. Latin Haçlı Kontluğu kurmuşlardı. Selahaddin Eyyubi ve civardaki bütün Türk toplulukları üstün bir gayretle Hıddin
zaferiyle Haçlıları Kudüs'ten çıkardılar. Bu yüzden kendisini Kudüs Fatihi de denir, hatırlatırım. Selahaddin Eyyubi'nin çok önemli bir özelliği var. Ordusunu sürekli arkadaşlar güçlü tutmak için hani çevre Türk coğrafyalarından belli yaşlardaki Türkleri getirip Mısır'da yetiştirirdi. Selahaddin Eyyubi'nin Deşti Kıpçak bozkırlarından. Kuman Kıpçak Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Deşti Kıpçak bozkırlarından getirmiş olduğu 9 ile 11 yaşları arasındaki erkek çocuklarını Mısır'da devlet bünyesine dahil edebilmek için çok ciddi bir eğitimden geçirirdi, biliyor musunuz? Bir kısmını kara ordusu için kalede eğitir. Bir kısmını deniz askeri olsun diye burçtan ya da nasıl desem bahri denizde eğitirdi. Bir kısmı böylece bahri memlük, burci memlük olarak şekillenmiş ve isimlenmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin çok özenerek yetiştirdiği, Türk coğrafyalarından getirmiş olduğu bu değerli gençlere, çocuklara iyi yetişmiş, nitelikli asker manasında arkadaşlar memlük denir, Mısır dilinde onlara köle denir, kölemen denir. Aman deyim sesleş. Yani bu Rabbimize, dine, devlete köle manasında şekil alır, olur mu? Bu yüzden Selahaddin Eyyubi'nin orduları çok güçlüdür. Bak, Mısır'da Tolunoğulları ve Ihşidiler kısa ömürlü oldular demiştim. Değil mi? Böyle 50-60 sene gibi bir hakimiyetleri var. Neden? Çünkü etnik yapıları farklıydı. Kurucuları Türk, halkı Arap'tı. Canlı bir Türk nüfusu bulamamışlardı ordu ve devlet kadrolarına. Fakat Selahaddin Eyyubi ne yaptı? Devletini güçlü tutmak, ordusunu güçlü tutmak için Mısır gibi Türk nüfusunun az olduğu bir coğrafyaya sürekli Türk topraklarından nüfus potansiyeli sağladı. Onları çok iyi yetiştirdi. Orduya dahil etti. Kara ordusu, deniz ordusu bakımından hani çağın en güçlü yapısını kurdu. Bahri ve Burci memlük olmak üzere bu değerli iyi yetişmiş askerleri tarihimizde memlük denir, kölemen denir. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra arkadaşlar Mısır'da yeni bir Türk yapısı, memlük yani kölemen devleti kurulacak. Memlüklerin de Türk tarihinde çok önemli bir yeri ve önemi var. Abbasilerin yıkılmasından sonra halifeliğin üstlenmesi, yani İslam dünyasının dini lideri olması bakımından çok önemlidir. Bir de memlükler zamanında arkadaşlar Moğolların durdurulması hasabı ile çok çok önemlidir. Memlükler Kutbettin Aybek tarafından Mısır'da kurulmuşlardı. Bir çeşit kölemen devleti. Ama nedir bu? Daha önce de söylediğim gibi Rabbimize, dinimize, devletimize köle bağlamında kullanılır arkadaşlar. Memlüklerin tarihimizde bir özelliği var, biliyor musunuz? Türk tarihinde veraset sistemini kullanmayan tek Türk devletidir. Hani normalde Türk devletlerinde devlet hanedan ortak malıdır anlayışı var ya, Memlüklerde o yoktur. Devlet hanedan ortak malıdır felsefesine inanmazlar. Yani şöyle yapmışlar. Veraset sisteminde bir farklılık getirmişler. Her emir, her bey tahta geçebilirdi. Taht kavgalarını çoğaltır ama sonuçta nitelikli kişinin de başa geçmesini mutlaka sağlar bu. Yaklaşık 300 yıl gibi siyasi bir uzun hani süreli hakimiyet dönemleri var. Tarihimizde Memlüklerin önemi ne? Neydi? Aynı Calut Savaşı'yla 1260, aynı Calut 1277 Elbistan Savaşları'yla Moğolları durduran ilk Türk devleti olması bakımından önemlidir. Bir de halifeliğin Abbasiler yıkıldıktan sonra halifelik makamının Memlük Türklerine geçmesi, Türklerin İslam dünyasında dini lider olmasıdır. Daha önce size anlatmıştım konularda Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in Abbas halifesine yardım etmesiyle ona doğunun batının sultanı ünvanı verilmişti. Böylece Türkler İslam dünyasının siyasi lideri olmuştu. Dini liderlik ise Memlükler döneminde olacaktır demiştim. İşte halifeliğin Memlüklülerin eline geçmesiyle İslam dünyasının dini liderliği Türklere geçmiş oldu. Bu liderlik Yavuz Sultan Selim zamanında, yani Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye seferleriyle Memlükleri yıkarak halifeliğin Osmanlı'ya intikal etmesi şeklinde artık dini liderlik Osmanlı'ya geçecektir arkadaşlar. Bir diğer konumuz yakın doğuda kurulan Türk devletleri. Yani Türk tarihi kendi içerisinde oldukça geniş zaten, biliyorsunuz. Yakın doğuda kurulan Türk devletleri, öncelikle size Harzemşahlardan bahsedeyim. Bakın haritaya baktığımız zaman yine Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hazar bölgesinin, Hazar Denizi'nin doğusu ve güney bölgelerinde teşekkül etmiştir. Arkadaşlar Harzemşahlar
Aral Gölü'nün güneyindeki Harzem, Gürgenç şehrinde kuruldular. Zaman içerisinde güçlendiler, arkadaşlar ve siyaseten bölgede bir üstünlük kurmaya çalıştılar. Harzem bölgesinin şahı biziz. Bu ticaret bölgeleri bizimdir gibi bir ideolojiye kapılmışlar. Hiç olmaması gereken bir işe bulaştılar. Cengiz Han'la mücadele ettiler. Tarihte Otrar faciası diye bir şey var, biliyor musunuz? Otrar bölgesinde, kasabasında... Ne yazık ki Harzem Şahlılar Cengiz Han'ın tüccarlarını öldürmüş. Cengiz Moğol yasalarına göre de tüccar öldürmek çok büyük bir suçtur arkadaşlar. Bu yüzden de ne yazık ki Asya'yı kan ve ateşe bulayacak. Yakın Şark'ı, Ön Asya'yı 13. yüzyılı kan ve ateşe bulayacak derecede arkadaşlar. Moğol saldırılarının önünü açmıştır bu. Bu yüzden Harzemşahlar Türk kültür tarihinde çok sevilmezler. Önemli belirtirim. Cengiz Han'ın elçilerini, tüccarlarını öldürdükleri için Otrar faciası denen olaydan sonra Asya Moğol zalimine sebep, hani sahne oldu. Zaman içerisinde Harzemşahlar Celaleddin Harzemşah tarafından Azerbaycan coğrafyasına yeniden teşekkül etmiş. Bu dönemde de Celaleddin Harzemşah kendisine Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ı rakip görmüştür. Hep bu olağan bir şey. Artık Türk tarihi boyunca çok tanık olacağınız Türk devletlerinde daima rakip siyaseti güdülür. Bunun sebebi cihan hakimiyeti ülküsü. Türkler kendi yakın coğrafyalarında başka bir Türk beyinin büyümesini istemezler. Bu dönemde Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın siyaseten güçlenmesi, görüyorum ki Celaleddin Harzemşah'ı sinirlendirmiş. Celaleddin Harzemşah hem Anadolu'ya hükmetmek hem de bölgede Anadolu Selçukların gücünü kırmak için hiç olmaması gereken siyasi bir işe kalkışıyor. Anadolu seferine çıkıyor ve bundan sonra da zaten Harzemşahların yakılış sürecine giden kapı aralandı. Alaaddin Keykubat 1230'da Yassı-Çemen Savaşı'nda arkadaşlar Harzemşahları yenmiş, yıkılış sürecine itmiştir. Harzemşahların arkadaşlar 1230'da Yassı-Çemen Savaşı'yla yenilip yıkılması hiç iyi olmadı, biliyor musunuz? Şunu kastetmiştim. Harzemşahların yıkıldığı coğrafyaya bakarsanız o Azerbaycan, Kafkaslar coğrafyası arkadaşlar boş kaldı. Hani şuradan göstereyim size. Harzemşahların bu coğrafyada yıkılması demek artık bu sınırların, tampon bölgelerin boş kalmasına ve ne yazık ki Moğol istilasının hızlıca Anadolu'ya yürümesine sebep oldu. Harzemşahlar şayet bu bölgede yıkılmasaydı tampon topraklarda kalır, muhtemelen Moğol saldırılarına yine darbeyi onlar yerdi, Anadolu'ya Moğollar daha geç ulaşırdı. Ancak ne yazık ki Harzemşahların 1230'da Yassı-Çemen Savaşı ile yıkılmasıyla arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi Yassı-Çemen Savaşı'nın yıkılmasıyla Moğol saldırıları daha kolay Anadolu'ya ilerlemiş oldu. Bu yüzden de yeni bir olumsuzluğun önünü açmış oldular. Asya'daki bir başka yapım Moğollardır. Bütün öğretmenlik hayatı boyunca hep bunun için çalışacağım. Bunu zikredeceğim. Bu dersi bunun için çok önemli kılıyorum. Neden yakın doğuda kurulan Türk devletleri başlığı altına aldık? Bu muamma hiçbir zaman çözülmeyecek galiba ama Moğollar kimlik olarak Türk değildir yavrum. Moğollar Asya'da yaşıyor. Kimlik olarak Türk değiller ama Türklere yakın bir coğrafyada zuhur ettiler. Fiziksel özellikleri, konuşma ve dil yapıları, at biniyor olmaları, göçebe geleneklere sahip olmaları, iyi savaşmaları vesaire. Birçok fiziksel ve prototip bakımından Türklere benzerlik gösteriyorlar ama köken, soy olarak Türk değiller. Türkler beyaz ırktan gelir, Moğollar sarı ırktan. Efsaneler, delaletler hiçbir şekilde onların Türklüğünü göstermez. Bakın, yazılmış bir sürü eser var bununla ilgili. Cengiz Han asıl adı Timuçin'dir. Kurultay'da Çingiz adını almış, güçlenerek siyasi bir organizasyon kurmuştur. Arkadaşlar, Moğollar saldırgan, kültür yıkıcı bir toplumdur. Cengiz Han'ın ölümünden sonra galiba siyaseten yanlışlıklara bulaşmışlar. Cengiz Han zamanında onun yasaları sayesinde siyaseten düzgün bir yapıları vardı. Ama onun ölümünden sonra ciddi derecede saldırgan bir politikayla Batı seferine, hani onun başlatmış olduğu Batı seferine ağırlık veren Moğol soyu zaman içerisinde Türkistan coğrafyalarında büyük yıkımları da beraberinde getirecekler. Arkadaşlar, Cengiz'in kurmuş olduğu devlet zaman içerisinde onun ölümünden sonra kollara ayrıldı. Altın Orda, Çağatay, Kubilay, İlhan Hanlıkları olmak üzere dört kola ayrıldı. Altın Ordu Hanlığı Karadeniz'in kuzeyinde yaşayacak, ileride İslam kültürünü benimseyecek, Türkleşecek, İslamlaşacak. Çağatay Hanlığı Doğu Türkistan'da, onlar da zamanla Türkleşmiş ve İslamlaşmış. İlhanlılar İran'da,
Ne yazık ki İslam düşmanı politika güdecekler. Kubilay Hanlığı Çin'de yine İslam düşmanı politika ile bilinecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cengiz'in ölümünden sonra parçalanan devlet kollar halinde çeşitli coğrafyalarda zuhur etmişlerdir. Moğol istilası insanlık tarihi açısından çok büyük yıkımları beraberine getirmiş ama arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki hocam olumsuz olaylardan olumlu sonuç çıkarma. Bu işin galiba olumlu bir tek yüzü var. Moğol saldırılarından kaçan alimler, bilginler, zahitler galiba Anadolu'yu güvenli zannederek bir dönem Anadolu'yu yakın etmeye başladılar. Bu durum Anadolu'da Türk-İslam kültürünün güçlenmesine, tasavvuf ehli zatların Anadolu'da birikmesine, hani İslamlık bakımından, kültür tarihi bakımından Anadolu'da yeni bir teşekkülün oluşmasına da vesile oldu. Hatırlatmadan geçemeyeceğim. Asya'daki bir başka yapı, Moğol zulmünü silen, Moğolların yıkıp yaktığı coğrafyalarda yeniden Türklüğü inşa eden çok büyük bir zattır ki Timur. Değerli Timur Han ve Timur Devleti. Türkmenistan'da, Türkmenistan, Özbekistan coğrafyasında ve zaten Semerkant merkezli büyüyen Timur Devleti'ne bakarsanız arkadaşlar zamanla Türk-İslam coğrafyalarında büyük hakan olmayı hak etmişti. Ancak o da iki büyük siyasi hata yapacak. Arkadaşlar Timur tarafından Çağatay Hanlığı'nın olmuş olduğu coğrafyada kuruldu. Timur Özbek Türklerin atasıdır biliyor musunuz? Özbekistan'ın Keş şehrinde doğmuştu zaten. Arkadaşlar zaman içerisinde Timur Devleti güçlenmiş, Timur cihan hakimi olmak istiyor. Büyük Çin seferine çıkmadan önce rakiplerini takip etti. İki temel rakibi var. Karadeniz'in kuzeyindeki Altın Ordu Hanlığı onu yıkmak isteyecek. Altın Ordu Hanlığı'nı yıktı, iki sefer düzenleyerek yok etti. Ne yazık ki bu çok büyük bir olumsuzluğu açmış sonradan. Altın Ordu Hanlığı'nın yıkıldığı bölgede gelecekte Rusya büyüyecek. Ruslar bir knezlik olduğu dönemde Altın Ordu onlara tampon bir güç kurmuştu. Altın Ordu'nun yıkılması velhasıl gelecek dönemde Rusya'nın büyümesine vesile olmuş hatırlatırım. Arkadaşlar canlarım, Timur'un Asya'da siyasi gücünü güçlendirdiği bir dönemde İslam kültürünü kalkındırdığı, bilim, kültür, sanatla Asya'yı şenlendirdiği günlerde Anadolu'da büyüyen bir rakip var. Osmanlı, dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt ve İstanbul'u almaya gönüllü Yıldırım Beyazıt Han Hazretleri. Timur onu rakip gördü kendisine. Ağır hakaret içerikli mektuplar, ağır hediyeleşmelerle tahrik etmeye, belki de İstanbul'u fethinden caydırıp, korkutup yıldırıp zannetmiş olmalı ki kendisine bağlamaya çalışmış ama olay 1402 Ankara Savaşı'na vesile olacak. Anlayacağınız Timur'un Türk siyasi tarihinde iki büyük atılımı, iki büyük siyasi hataya dönüşmüş. Altın Ordu Hanlığı'nı yıktığı için Rusya büyüdü. Ankara Savaşı ile Osmanlı yıkmaya teşebbüs ettiği için Osmanlı'nın seneleri mahvoldu. Hoş Osmanlı'yı yıkamadı. Sadece fetret karmaşasıyla siyasi yalnızlığa düştü. Ancak Osmanlı'yı yıkamadı. Gelecekte yaklaşık 11 yıl içerisinde Osmanlı toparlanacak. Fakat Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un ölmesinden sonra Timur hanedanlığı siyaseten zayıflayıp hızla kolları ayrılıp hanedanlıklar şekline yıkılıp gidecektir. Timur dönemi deyince astronomi alanında ve bilimsel çalışmalarda anlatmak istedim size. Bu dönemin çok ünlü zatı muhteremleri var arkadaşlar. Ulubey arkadaşlar ilk rasathaneyi açan, Ulubey yanındaki Hüseyin Baykara gibi çok önemli bilim insanlarının ilk rasathane ve astronomi alanında güneş, evren, gök cisimleri, zodyak çemberi dediğimiz burçlar çemberi, gezegenlerin konumları, ay ve güneş sistemi hakkında yapmış oldukları çalışmalar gerçekten kültür tarihi açısından çok önemlidir. Astronomi alanında Ulubey'in Zici, Yıldızların Fihristi adlı eserler bu dönemde arkadaşlar kendisi tarafından kalem alınmakla beraber çok önemlidir. Dönemin büyük ismi Alişir Nevai'dir. Çağatay Edebiyatı'nın ünlü şairi Alişir Nevai Muhakemetul Lugateyn adlı eseri yazmış. Muhakemetul Lugateyn var ya, divan lugati Türk'e benzer. Şu bağlamda benzer. Muhakemetul Lugateyn iki dilin muhakemesi demektir. Türkçenin Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu, Türkçenin Farsçaya karşı olan üstünlüklerini anlatmak, Farisilere, Farslara Türkçeyi öğretmek maksadıyla yazılmış iki dilin muhakemesi manasına gelen bir eserdir. Divan-ı Lugati Türk'te ne vardı? Karahanlı döneminde konuşmuştuk. Divan-ı Lugati Türk'te Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu göstermek, Araplara Türkçe öğretmek için yazılmıştı. Hatırlatıyorum arkadaşlar, böyle bir benzerlik var. Yine soruda karşılaşırsanız görmenizi istedim. Yine Türk, yakın doğuda kurulan Türk devletleri başlığımız altında Babürler var. Hindistan'da kurulan Türk devletidir. Babür Şah tarafından kurulmuş. Arkadaşlar Babürler Hindistan'da Gazneliler döneminden sonraki Türklüğü şekillendirmek, Türklüğün
Hani Türk İslam kültürünün yükselmesini sağlamakla ilgili önemli çalışmaları var. Dünya mimarisinin dünya kültür mirasında önemli eserlerinden bir tanesi olan Taç Mahal bu dönemde inşa edilmiştir. Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından eşi Mümtaz Mahal adına yapılmış olan Taç Mahal bir anıt mezar türbe mahiyetinde. Bu bizim tarihimiz açısından çok önemli bir özellik taşımaktadır arkadaşlar. Çeşitli sorularla daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar.